Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Amerika Birleşik Devletleri gezisini ele alacağız. Bu geziyi değerlendireceğiz. Tabii ki gezi derken normal bir geziden bahsetmiyoruz. Yaklaşık hazırlıklarıyla birlikte 50 gün süren bir geziden bahsediyoruz. Yani ben buna Amerika'da 40 gün 40 gece şeklinde başlık atmıştım kitapta. Yani 30 gün fazlası Amerika'da geçiyor bunun. Ama hazırlığı ve sonrasıyla birlikte yaklaşık 50 gün süren bir geziden bahsediyoruz. Gezi ile ilgili anlatılabileceğimiz çok ilginç detaylar var. Çünkü hem Türkiye'nin Amerika ile ilgili psikolojik dünyasını, zihinsel dünyasını anlatmayı, ortaya koymayı sağlayan pek çok ayrıntı var gezide. Hem de Amerika'nın Türkiye'ye bakış açısını ve zihniyetini ortaya koyan ilginç detaylar var. Ben geziyi dört başlık altında size aktarmaya çalışacağım. Birincisi hazırlık. Yani Celal Bayar Amerika'ya gitmeden önce işte yapılan hazırlıklar falan, onlardan birazcık bahsedeceğiz. Ondan sonra Amerikan basını bu geziyi nasıl algıladı? Onunla ilgili bazı gazetelerde çıkan haberlere bakacağız. Sonra tabii ki Celal Bayar'ın konuşmalarına bakacağız. Celal Bayar orada işte Milli Basın Kulübü'nde, kongrede, çeşitli üniversitelerde ve işte Yahudi kuruluşlarında konuşmalar yapıyor. Bu konuşmalardan önemli olan bazı pasajları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve son olarak da bu gezinin organizasyonunda İsrail ve Türkiye'deki Yahudilerin etkisi olduğunu ortaya koyan sonradan yayınlar yapıldı. Tabii ki o dönemler için bu bilinmiyordu ama sonradan bunlar ortaya konuldu. Bununla ilgili de size kısaca bilgi vermek istiyorum. Şimdi ilk olarak dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Celal Bayar United Press'e yaptığı açıklamada soruyorlar, işte diyorlar ki niçin gidiyorsunuz Amerika'ya? Diyor ki herhangi bir çıkar için gitmiyorum. Herhangi bir ekonomik amaç için gitmiyorum. İşte siyasi amaç için gitmiyorum. Şunun altını çizmek istiyorum. Tam ifadesi bu şekilde. Yani orada diyor harikalar diyarında, Amerika'yı aynen bu şekilde tanımlıyor. Harikalar diyarında birkaç gün geçirmek istiyorum diyor. Yani amacım bu. Ve işte ilk önce diyor nereyi görmek istiyorsunuz diye soruyorlar Amerika'ya indiğinizde. Evvela diyor Amerikalıları görmek istiyorum. Önce diyor Amerikalıları görmek istiyorum. Şimdi tabii ki basın, Türk basını o dönemde gezinin tarihi 1954. Yani Ocak ayının ortalarından itibaren, 1954'ün Ocak ayının ortalarından itibaren hazırlık başlıyor ve 10 Mart 1954 tarihinde de Celal Bayar Türkiye'ye geliyor. Aslında tarih olarak çok önemli bir tarihte gidiyor. Çünkü 1953'te İran'da Musaddık devrilmiş. Yani Eisenhower bu darbenin arkasında yer alan isimlerden birisi. Artı bir sene sonra Bağdat Paktı kurulacak 1955'te. Ki bu Bağdat Paktı'nın kuruluşuna ilişkin böyle işaretler de veriyor Celal Bayar oradaki konuşmalarında. Yani böyle kritik de bir zaman diliminde gidiyor. Fakat tabii ki basının ilgisi, hani böyle bir kritik zaman olmasa bile her zaman Amerika Türk basında o dönemde çok büyük bir ilgi görüyor. Ki kaldı ki yani Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidecek. Böyle gün gün, dakika dakika, saat saat ne olup bittiğini basından öğrenebiliyoruz. Burada özellikle ilginç detaylar aktarılıyor. Burası da önemli. Mesela Southampton limanından, İngiltere'den Celal Bayar'ı Amerika'ya götürecek geminin örneğin 35 bin ton olduğunu yazıyor. İşte geminin uzunluğunu yazıyorlar. İşte 35 bin ton ağırlığındaki gemi Celal Bayar'ı götürecek falan. İşte gemideki en küçük detaylar, Bayar'ın yatacağı işte ranza, oradaki oraya örtülecek çarşaf, o çarşafın rengi, işte New York'ta tahsis edilen dairesinin örneğin otelin 40. katında olduğu, işte onu otele götüren arabanın işte bir siyah renkte bir araba olduğu falan, böyle pek çok ayrıntı basında yer alıyor. Şimdi bu ayrıntılardan bir tanesi özellikle ilginç. Tabii ki radyodan da böyle bir maç anlatır gibi spiker anlatıyor şeyi, Celal Bayar'ın gezisini. Özellikle Amerika'ya girdikten sonra hangi köprüden geçtiği, o köprü hangi malzemeden yapıldığı, örneğin o çelik halatların hepsi
böyle çözülse ve birbirine birleştirilse uzunluğu kaç kilometre ediyor falan. Bu tür ilginç bilgiler, istatistikler falan veriliyor. Ve tabii ki hani böyle bir filmin final sahnesine yaklaştıkça ya da hani çok sevdiğiniz bir insana yaklaştıkça olayın şeyi de artar ya, böyle heyecanı, böyle huşusu falan artar ya, aynen onun gibi şeyde Celal Bayar'dan Washington'a yaklaştıkça, Washington'dan Beyaz Saray'a yaklaştıkça olayın böyle şeyi, heyecanı falan da artıyor. Bunu da spiker anlatıyor tabii ki canlı bir şekilde. Ve şöyle bir ifade kullanıyor. Özellikle oraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Eisenhower ve Celal Bayar Beyaz Saray'ın mukaddes merdivenlerinde buluştular diyor. Liderler Beyaz Saray'ın mukaddes merdivenlerinde tekrar buluşuyorlar. İki büyük cumhuriyetin büyüklerinin el sıkışması, iki millet arasındaki kat'i dostluğun, ilerideki bir komünist tecavüzüne karşı birleşmenin İfade aynen bu şekilde. Beyaz Saray'ın mukaddes merdivenlerinde. Tabii ki merdivenleri mukaddesse Beyaz Saray'ın, insan içine girdiğinde oraya böyle oranın havasını teneffüs ettiğinde elbette ki çok daha fazla şey hissedecektir. Şimdi bu ifadeler bugünden bakıldığında abartılı gibi gözüküyor ama Amerika'nın gerçekten böyle bir psikolojik iklim var etmek istediğini de biliyoruz. Örneğin Saturday Review gazetesinde Amerikan yardımının amaçları açıklanırken gerçekten bu ifade kullanılıyor. Diyorlar ki biz hani Müslümanların yöneldiği bir Kabe var. Aynen onların Kabe'si gibi olmak istiyoruz. Yani dünyadaki bütün insanlar Beyaz Saray'a yönelsinler istiyoruz. Burayı kıble edinsinler istiyoruz. Ve bunu yaratacak bir ideal bulmak bizim amacımız falan diyorlar. Dolayısıyla gerçekten o dönemde böyle bir dini huşu içerisinde ziyaretin yapıldığını basındaki detayları incelediğimizde görebiliyoruz. Amerikan basını da ziyarete ilgisi var. Fakat bizim ilgimizle Amerikan basının ilgisi arasında bir fark var. Bizim ilgimiz daha duygusal, daha romantik, daha böyle psikolojik bir ilgiyken Amerikan basının ilgisinin haberleri okuduğumuzda daha stratejik ve daha Amerika'nın çıkarlarıyla ilişkili bir ilgi olduğunu görüyoruz. Şimdi örneğin New York Herald Tribune gazetesinde Celal Bayar oldukça övülüyor ve şu şekilde ifade ediliyor. Türkiye Batı savunmasının diyorlar güçlü bir kalesidir. Yani Celal Bayar da işte bu kalenin başındaki adamdır. Yani böyle bir şekilde tasvir ediliyor ve özellikle komünizme karşı, Sovyet Rusya'ya karşı direnmesi çok takdire şayandır gibi ifadeler kullanılıyor. Washington Post'ta yayınlanan bir haber var. Orası çok ilginç. Osmanlı'yı haber fesat yuvası olarak tanımlıyor. Celal Bayar'ı da bu fesat yuvasını modernleştiren öncülerden birisi olarak tanımlıyor. Ve bu haberlerin hepsi de, burada dikkatinizi çekmek istediğim şeylerden birisi de bu. Bizim basınımızda yer alıyor. Bakın bizi Amerika nasıl övüyor falan diye bizim basınımızda yer alıyor. Chicago Daily News gazetesinde 28 Ocak'ta Amerikan ifadeyi aynen okumak istiyorum. Amerikan prestiji Türkiye'de dünyanın herhangi bir yerinden daha yüksektir diyor. Gerçekten de öyle. Yani hakikaten 64'e gelinceye kadar Amerika ile ilgili negatif hiçbir şey olmamıştır neredeyse Türkiye'de. Christian Science Monitor diye bir gazete var. Türkler Batılılar gibi düşünmekte ve meseleleri Amerikalılar gibi müşahede etmektedirler. Yani meselelere Amerikalıların perspektifinden, onların penceresinden bakmaktadırlar falan diye tanımlıyor. Şimdi burada hakikaten ilginç olan şeylerden bir tanesi şu, bizim basın bu haberleri Amerika bizi nasıl övüyor diye yansıtıyor. Halbuki bu haberler Türkiye'yi ya da Türk liderleri övmüyor. Gerçekte kendilerine yapılan bir övgüdür bu. Yani ifade ettikleri şey şu adamların. Yani diyorlar ki biz Orta Doğu'da işte Osmanlı'nın bakiyesi olan bir ülkeyi gördüğünüz gibi nasıl bize itaat eder, bizim hizamızda, bizim perspektifimizde dünyaya bakar bir hale getirdik. Yani nasıl bu şekilde terbiye ettik? Yani bunu aslında
vurgulamaya çalışıyor adamlar. Ve elbette ki bu Türkiye'ye yapılan bir övgüden ziyade Türkiye'yi bu şekilde şekillendiren, biçimlendiren, kendi güçlerine yapılan bir övgüdür. Şimdi Celal Bayar'ın Amerika'da yaptığı konuşmalar ayrıca incelenmesi gereken, ayrı bir kategori açılması gereken bir konu. Çünkü orada hakikaten çok önemli, çok ilginç vurgular yapıyor yaptığı konuşmalarda. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Milli Basın Kulübü'nde konuşma yapıyor, üniversitelerde konuşma yapıyor, Amerikan Yahudi Komitesi'nde konuşma yapıyor, Amerikan Kongresi'nde konuşma yapıyor. Bu konuşmalardan bazılarından size bazı önemli vurguları aktarmaya çalışacağım. Ama konuşmaların neredeyse tamamında Türkiye'nin Kore'de Amerikalı komutanın arkasında nasıl kan döktüğünü hemen hemen her konuşmada vurguluyor. Yani sene 1954 tabii ki daha Kore'de yani Kore'de akıtılan kanlar kurumamış bile, öyle söyleyeyim, olay daha çok sıcak. Dolayısıyla bunu bir övgü malzemesi olarak Celal Bayar neredeyse her gittiği yerde anlatıyor. İşte biz sizin arkanızda nasıl savaştık, biz sizin arkanızda şu kadar kan döktük, Kore'yi birlikte koruduk, hür dünyayı birlikte koruduk falan diye böyle sürekli bu vurguyu yapıyor. Milli Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada beşer tarihinde tek bir milletin bütün servet ve enerjisini dünyanın dört köşesindeki memleket ve milletlere böyle asil bir surette tahsis edişinin bir eşine daha rastlanamaz diyor. Yani Amerika bütün enerjisini, emeğini, birikimini, servetini, işte dünyadaki bütün özgürlükçüler için, bütün mazlumlar için, bütün otoriter rejimlerden kurtulmak isteyen halklar için harcayan böyle bir adil ve şefkatli bir baba gibi tanımlanıyor. Ama Osmanlı ile ilgili tanımı ise aynı konuşma içerisinde münkariz, yani soyu kesilmiş demek. Ve şunu ifade ediyor, yani biz soyu kesilmiş bir zürriyeti bitmiş bir devletten sonra işte Türkiye modern bir devleti kurduk diyor ve inkılaplar sayesinde Türkiye Garp medeniyetinin maddi ve manevi kıymetlerini tamamıyla benimsemiştir diyor. Ama asıl Bayar'la ilgili, Bayar'ın konuşmalarıyla ilgili ben okuduğumda iki tane yer çok yani dramatikti diyeyim. İki tane yer çok dramatikti. Birincisi Amerikalı sermayedarları Türkiye'ye davet ettiği konuşma. Diyor ki Türkiye, ifadesini aynen bu şekilde kullanıyor. Türkiye sizin ekip biçebileceğiniz mümbit bir topraktır diyor. Yani Amerikalı sermayedarlar için onların işte çok verim alabilecekleri, ekip biçebilecekleri mümbit bir toprağa benzetiyor. Ve şu ifadeyi aynen kullanıyor. Biz ecnebi sermayesine ve ecnebi bilgisine muhtacız deniliyor. Bu da Celal Bayar'ın kullandığı bir ifade. Yani burada şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bizim hep gerçeklerimizle söylemlerimiz arasında hep derin çelişkiler olmuştur. İşte okullarımızda ne yazar? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki kanda mevcuttur falan. İşte bunlar okutulur, bunlar bayramlarda söylenir falan. Ama gerçek realitede ise hep dışarıya muhtacızdır. Dışarının bilgisine muhtacızdır. Dışarının birikimine muhtacızdır. Onların yatırımlarına muhtacızdır. Dışarıdan kastım, tabii ki Batı'yı kastediyorum. Onların bizi övmesine muhtacızdır. Onların bizi takdir etmesine muhtacızdır. Onaylamasına muhtacızdır. Yani bir taraftan da gerçek psikolojik koşullar bu şekilde. Ama söylem hep böyle bir şeydir. Yani hiç kimseye her muhtaç olmayan, aç kalsa, açıkta kalsa bile işte ayakları üstünde yürümeye çalışan bir işte söylem. Hep bu vurgulanır ama gerçekler öyle değildir. Şimdi bazen şöyle düşünebilirsiniz. Yani 1950'li yılların Amerikası, işte Türkiye'si Amerikası. Dolayısıyla hani biz artık
köprünün altından çok sular geçti. Artık hani ne eski Amerika var, ne eski Türkiye var falan gibi düşünülebilir. Ama ben gerçekten öyle olmadığını düşünüyorum. Biraz sonra değineceğim. İşte bugünlerde ne gördük? Amerikan seçimleri var. Değil mi? İşte Amerikan seçimlerinde yani Türkiye'nin neredeyse ikiye ayrıldığını gördük. Yani Trumpçılar ve Bidencılar diye ikiye ayrıldığını gördük. Hala neredeyse kendi başkanımızı seçiyormuş gibi bir heyecan yaşayan bir kitlenin hala var olduğunu görüyoruz Türkiye'de maalesef. Yani burada özellikle bu psikolojinin o dönemlerden kalan bir psikoloji olduğunu söyleyebiliriz ama bir kalıntı olduğunu söylememiz çok kolay değil. Çünkü işte ister dindar kesime bakalım, dindar kesimin içerisindeki bazı işte eğilimlere bakalım, ister seküler kesime bakalım. Hala işte böyle bir Biden'ın gelmesinden, Trump'ın gitmesinden üzülen, sevinen ya da Trump'ın gelecek olmasından sevinen ve buna umut bağlayan bir kitlenin olduğunu biz Türkiye'de çok rahat bir şekilde görebiliriz. Şimdi 29 Ocak 1954 tarihinde Celal Bayar Amerikan Kongresi'nde konuşuyor ve oradaki konuşmada özellikle birkaç noktayı vurguluyor. Birincisi bence çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey söylüyor. Birincisi Amerikalıları Orta Doğu'ya davet ediyor ve diyor ki bizi eğer görevlendirirseniz. Yani tam bu şekilde değil tabii ki ama ifadeleri o şekilde. Çünkü diyor ki NATO var diyor, işte SEATO var filan. Ama diyor dünyanın diyor en emniyetsiz yeri Orta Doğu. Orta Doğu'da diyor bir gedik var. Bu gediği diyor bizim doldurmamız lazım. Yani o zinciri kapatmamız lazım. Ve Türkiye bu anlamda önemli bir rol oynayabilir diyor. Ve aslına bakarsanız 1953 yılında John Foster Dulles zaten bir gezi yapıyor. Zaten böyle bir planı var Amerika'nın. Kuzey kuşağı planı var. Aslında o planı uygulamaya geçirirseniz biz hazırız diyor. Ve gerçekten de bir yıl sonra Bağdat Paktı kurulacak. Ve Türkiye için gerçekten Orta Doğu'daki çok dramatik, çok trajik bir maceradır Bağdat Paktı. Bundan sonraki videoda onu konuşacağız, değerlendireceğiz. Birincisi bunu şey yapıyor ve bunu da söylerken şunu da söylüyor. Yani Orta Doğu'da petrol olduğunu da söylüyor. İşte yani en zengin petrol yataklarının orada olduğunu falan da söylüyor. Hani onları teşvik etmek için, cezbetmek için bir böyle bir şey de argüman da kullanıyor. Şimdi Yunanistan'la ilgili ilginç şeyler söylüyor. Mesela diyor ki o dönemde tabii 1952'de hem Yunanistan hem Türkiye NATO'ya girmiş. Ama biz daha birkaç yıl önce Yunanistan'la bağımsızlık savaşı yapmışız. Yani adamlar topraklarımızı işgal etmiş, kurtuluş savaşı yapmışız filan. Şimdi diyor ki NATO şemsiyesi altında diyor Yunanistan'la olan lüzumsuz kavgamızı, bu da çok önemli, lüzumsuz, gereksiz kavgamızı ebediyen diyor toprağın altına gömdük. Yani NATO şemsiyesi altında biz artık kardeş olduk diyor. Tabii ki bunların hiçbirisi doğru değil. Neden? Çünkü 10 yıl sonra Kıbrıs çıkartması yapmak istediklerinde Amerika Yunanistan'ın yanında yer alacak. Yunanistan Kıbrıs'ın kendisine bağlanması için oradaki bir takım hareketleri destekleyecek falan. Ama asıl önemli olan nokta şu. Yani gerçekten konuştuğumuz şeylerin, yazdığımız şeylerin hepsinin neredeyse tersinin çıkmış olmasından dolayı da herhangi bir travma falan da yaşamıyoruz. Herhangi bir muhasebe falan da yapmıyoruz. Yani işte adamlar bunları konuşmuşlar. Bizi temsil ederek gitmişler. Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşmuşlar. Başbakan sıfatıyla konuşmuşlar. Efendim işte çeşitli politikalar uygulamışlar. Çeşitli sözler vermişler. Çeşitli belgelerin altına imza atmışlar. Ve bize bunları hep bizim adımıza iyi olacak diye söylemişler. İyi olacak diye yapmışlar. Ama bunların tersi çıkmış. Fakat kimse de geriye dönüp bunları muhasebe etmemiş. Ya Celal Bayar burada bunu söylemiş ama alakası yok. Gerçeklerle hiç alakası yok. Bunu söylediği şey olmamış. Tam tersi olmuş diye bir muhasebe yapmamışız. İmzaladığımız o belgelerin, sözleşmelerin ya bize şöyle şöyle maliyetleri olmuş. Bunları hangi gerekçeyle imzalamışız? Kim imzalamış? Hani birisine sadece bir fatura kesmek için söylemiyorum bunu. Yani bizim toplumsal hafızamızda, siyasal hafızamızda gerçeklikten kopuk bir takım olaylar var. Bunun da temel sebebi
Bu videolarda sürekli vurguluyorum. Temel sebebi bizim gerçekten bir muhasebe yapmıyor oluşumuz. Yani şimdi ifadesi işte aynen böyle. Mazideki faydasız kavga ve münazalar diyor. Faydasız kavga ve itişip kakışmalar. Ya sen Kurtuluş Savaşı vermişsin. Gereksiz, lüzumsuz bir kavram olarak bunu nasıl tanımlıyorsun? Şimdi tabii ki kongre konuşması ayrıca basın tarafından işte saat kaçta girdi, Celal Bayar'ın üstündeki ceketin rengi neydi, çizgileri var mıydı, işte localarda kimler oturuyordu, hangi film yıldızları vardı, salon nasıl doluydu, bütün bunların hepsi çok ayrıntılı bir şekilde basın tarafından aktarılıyor. İşte Celal Bayar'ın yanında hangi senatör vardı, sağ tarafına kim oturdu, sol tarafına kim oturdu, böyle çok küçük ayrıntılar basında çok şeyle vurgulu bir şekilde aktarılıyor. Orada yaptığı konuşmada, özellikle altını çizmek istediğim kongrede yaptığı konuşmada NATO ile ilgili Türkiye'nin rolünü tanımlarken aynen şu ifadeyi kullanıyor. Türkiye NATO'nun imanlı bir uzvudur diyor. Tekrar etmek istiyorum. Türkiye NATO'nun imanlı bir uzvudur diyor. Şimdi hakikaten Türkiye'nin NATO içerisindeki konumunu son derece iyi tanımlayan bir ifade bu. Çünkü yani şunu söylemek istiyor Celal Bayar. Bu boşuna söylenmiş bir cümle değil. Anlamı altı çok dolu olan bir şey. Yani diyor ki biz hani siz çıkarlar için savaşabilirsiniz. Kendi siyasal hesaplarınız için savaşabilirsiniz. Ama Türk ordusu NATO şemsiyesi altında Allah için savaşır. Bu savaşa cihat adını verir. Ve ölürse de bunu üzüntü verici bir şey olarak görmez. Bunu da şehadet olarak göğsüne madalya olarak takar. Biz işte size böyle bir motivasyonla katkıda bulunuruz demek istiyor ve doğru da söylüyor. Ve nitekim Kore'de biz bunu görmüşüzdür. Kore'de gidenler Allah Allah nidalarıyla savaşmıştır. Cihat mantığıyla savaşmıştır. Ve dökülen kan şehadet olarak tanımlanmıştır. Celal Bayar şu mesajı vermek istiyor. Yani hani biz sizin için imanla savaşırız. NATO'nun içerisinde başka böyle bir ülke var mı? Halkı Müslüman olan başka böyle bir ülke var mı? Yok. Dolayısıyla NATO'ya katacağı katma değere vurgu yapıyor. Ve tarih boyunca olduğu gibi din yine burada araçsallaştırılıyor. Bizim kavramlarımız yine araçsallaştırılıyor. Kimin araçsallaştırıldığının bir önemi yok. Ama sonuçta biz Amerika Kore ve çevresinde 400 tane üst kursun diye can veriyoruz, kan döküyoruz. Ve burada biz yine milliyetçi ve dini terminolojiyle halkımızı motive ediyoruz. Eğitimle ilgili söylediği şeyler var. Kolombiya Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada. Orayı da ifade etmek istiyorum. Orası da bence son derece önemli. O sıralarda Atatürk Üniversitesi kuruluyor. Aslında Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Karadeniz Teknik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bunlar bölge üniversiteleri olarak kuruluyor ve bir Amerikan projesidir aslında. Atatürk Üniversitesi'ni kurmak istediklerini açıklıyor ve şunu ifade ediyor. Burada diyor Amerikan eğitim telakkilerine göre tesis edeceğiz bu üniversiteyi diyor. Telakki yani anlayışına göre. Ve şu ifadeleri kullanıyor. Memleketimin milli öğretim ve eğitim gayeleri Amerikan demokrasisinin de kendi öğretim ve eğitim müesseseleri için kabul etmiş olduğu gayelerin esasa taalluk etmeyen küçük farklarla hemen hemen aynıdır. Yani şunu demek istiyor. Sen çocuğunu nasıl yetiştirmek istiyorsan Türkiye olarak ben de öyle yetiştirmek istiyorum. Aynı gayedeyim. Seninle aynı amacı paylaşıyorum. Senin insan öngörün, dünya öngörün, evren öngörün nasılsa, hangi anlayışa sahipsen, ben de o anlayışla çocuklarımı eğitmek, yetiştirmek istiyorum diyor. Ya daha önceki şeylerde de, videolarda vurguladım. Gerçekten tasavvufta hani bir makam var ya, fenafillah makamı diyorlar. Yani artık bütünleşme, onda erime. Yani hani bu ifadelere bakıldığında hakikaten Amerika'da Amerika'nın işte anlayışında, perspektifinde, onun
dünyasında erimek, orada onunla bütünleşmek, böyle bir motivasyon olduğunu görebiliriz. İşte kapitalizme övgüler yağdırıyor. Örneğin diyor ki kapitalizm namıyla diyor anılan iktisadi rejimin ülkeleri en iyi kalkındıracak rejim olduğu anlaşılmıştır diyor. Böyle bir ifade kullanıyor. Ve Türkiye'deki mevzuatı diyor değiştirdik. Yabancı sermaye girebilsin diye biz diyor mevzuatta da gerekli değişiklikleri yaptık diyor ve ilginç bir şey daha söylüyor. Yaptığı gezilerde fabrikaları geziyor falan. Amerika'daki gelişmişliği Amerikan karakterine bağlıyor. Amerikalı karakterine bağlıyor. Bunu da ben önemli buluyorum. Yani çevresel koşullara bağlamıyor. İşte ne bileyim tarihin belirli bir kesimin belirli bir kesitinde oluşan şartlarla açıklamıyor. Özcü bir açıklama yapıyor yani. Amerikalı karakter, Amerikalı olmalarına bağlıyor. Bu da önemli ve ilginç bir ayrıntı diye düşünüyorum. Şimdi ziyaretin son başlık şunu da açıklayalım sonra bugünkü videomuzu bitirelim. Şimdi Türkiye'nin Celal Bayar'ın biz tabii ki bunu yıllar sonra Rıfat Bali'nin çalışmalarından biz öğreniyoruz. 1954 yılında yapacağı o gezinin meğer arkasında İsrail ve Yahudi teşkilatlarının olduğunu biz öğreniyoruz. Bu ziyaretin amaçlarından bir tanesinin de İsrail devleti aracılığıyla işte Amerika ile daha yakın ilişkiler kurmak olduğu ifade ediliyor. Rıfat Bali bununla ilgili çalışmaları var, makaleleri var. Özellikle Fuat Köprülü'nün İsrail devletine müracaat ettiğini ve Türkiye'nin NATO'ya kabulü ve uluslararası finans sistemi tarafından kabul edilmesi için hani Yahudilerin İsrail'in bir aracılık yapması talebinde bulunduğunu söylüyor. Ve burada da Türkiye'nin işte Amerika'yı asıl yöneten Yahudilerdir algısının olduğunu söylüyor. Ama Rıfat Bali bu o ziyaretin arkasında İsrail'in ve özellikle Amerika, İsrail'in vasıtasıyla Amerikan Yahudi Komitesi'nin organize edici bir rol oynadığını söylüyor ve nitekim 31 Ocak 1954 tarihinde New York Commodore Otel'de Amerikan Yahudi Komitesi'nin düzenlediği bir toplantıda 300 Yahudi'ye bir konuşma yapıyor Celal Bayar. Konuşmasında elbette ki işte çok pozitif, olumlu mesajlar veriyor. Konuşmadan sonra altını çizmek istediğim bir şey de şu. Ondan sonra belki de bir gelenek haline geliyor, bilemiyorum. Çünkü ondan sonra da birçok başbakana, cumhurbaşkanına veriliyor. Celal Bayar'a bir şeref madalyası takdim ediliyor. Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı Irving Engel ve eski başkan Jacob Blaustein tarafından bir şeref madalyası takdim ediliyor. Yaklaşık 40 gün süren hazırlanışıyla işte gelişiyle falan birlikte yaklaşık 50 güne yakın süren 30 günden fazlası Amerika'da geçen bu ziyaret 10 Mart 1954 tarihinde Celal Bayar'ın Ankara'ya ayak basmasıyla son buluyor. Tabii ki karşılayanlar arasında bu da ilginç. Türkiye'deki dindar muhafazakar kitleyi temsil eden kurumların olması ve Celal Bayar'ın coşkuyla karşılanması da ilginçtir, önemlidir diye düşünüyorum. Ve Bayar'ın Türkiye'ye adım attığı gün o saatlerde mecliste, daha önceki konuşmada söylemiştim, kuvvetlerin statüsü sözleşmesi geçiriliyordu ve 7. maddesiyle Türkiye'nin adli kapitülasyonlar verdiği bir belgeydi bu. Daha sonraki yıllarda Türkiye'de işlenen suçları bile bizim Türk mahkemelerinde yargılayamamamıza neden olan belge meclisten geçiriliyordu. Ama dediğim gibi bunlarla basın hiç ilgilenmiyor. Asıl bedel ödeyeceğimiz şeylerle basın ilgilenmiyor. Daha çok olayın duygusal, romantik tarafıyla ilgileniyor. Ve nitekim ondan sonra, bir yıl sonra Celal Bayar'ın Amerika'daki yaptığı konuşmalarda söylediği şey gerçek olacaktır.
Türkiye Bağdat Paktı'nı kuracaktır ve Orta Doğu'da Amerikan sözcülüğü yaptığımız ve Orta Doğu'daki bağlarımızın kopmasına ve çok uzun yıllar pek çok bedel ödememize, psikolojik bedel ödememize neden olan Bağdat Paktı yolculuğu başlayacaktır. Bundan sonraki videoda Bağdat Paktı'nı konuşacağız. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.